Evet. Değerli misafirler, Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerinize olsun. Hoş geldiniz diyelim. Bundan tam 32 yıl önce yeryüzündeki her türlü zulmün ortadan kaldırılması ve tüm haksızlıkların son bulması için çalışmayı Yüce Yaradan'ın bir buyruğu olarak ve insan olarak var olmanın bir gereği olarak gören bir grup yüreğin heyecanıyla doğdu mazlumlar. İlk günkü heyecanı hala yaşarken yepyeni bir tazelenmenin eşiğine geldik. Biliyorsunuz mazlumlar her 2 yılda bir genel kurulu yapıyor ve şube başkanlarımız 3 dönem kuralına uyuyor. Bu sebeple 16. olağan genel kurulunu gerçekleştirdiğimiz İstanbul Şubesi'nin bu toplantısına hepiniz hoş geldiniz diye. Tabii maalesef yakın zamanda ülkemizin 11 şehrinde ve sınır komşumuz Suriye'nin 4 şehrinde gerçekleşen büyük bir depremin etkilerini hala yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bu nedenle heyecanımız buruk, kalplerimiz yaralı. Yüce Allah'tan bu büyük depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalan acılı ailelere de sabır niyaz ediyorum. Son olarak davetimize icabet eden siz değerli misafirlere, kardeşlere, dostlara, Mazlumlar İstanbul Şubesi adına teşekkür ediyorum. Sözü uzatmadan genel kurul toplantımızın gündemini arz edeyim. Yoklama ve açılış, şube başkanı ve protokol konuşmaları, sinevizyon gösterimi, divan heyetinin teşekkülü ve divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi, yöntem kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, mali raporun okunması ve müzakeresi, yönetim kurulunun ibrasının oylanması, denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi, denetim kurulunun ibraya sunulması, tahmini bütçenin okunması ve oylamaya sunulması, yeni yönetim kuruluna fasıllar arası harcama yetkisinin verilmesi, yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleriyle genel merkez, genel kurul delegelerinin seçimi, dilek ve temenniler ve ardından kapanış gerçekleşecek. Şimdi efendim, 3 dönemdir başkanlığımızı yapan İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ali Öner'i konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun. Hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Değerli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mazlumların üyeleri, misafirlerimiz, genel kurulumuza katılarak onur ve şeref ediniz. Hoş geldiniz. 3 dönemdir yani mazlumlar de bir sorumluluk aldık. Ama uzun bir süredir mazlumların içindeyiz. Bundan sonra da inşallah mazlumlarda bu sürecin içinde başkan olarak değil, arkadaşlar uygun görürlerse yönetim kurulu üyesi olarak da bir üye olarak, bir gönüllü olarak devam etmeyi arzu ederiz. Mazlumlar gerçekten yola çıkış ilkelerini bozmadan haklı mücadelesini, mazlumun yanında olma düsturunu kaybetmeden geldi. Birçok vakanın, birçok hukuksuzluğun, birçok ayrımcılığın karşısında durdu. Bazen raporlarıyla, bazen basın açıklamalarıyla, bu bazen meydanlarda, bazen sosyal medyasında ya da kurumda yapılan açıklamalarla gerçekleşti. Birçok insanın hayatına dokunduk. Birçok insanın hayatında iyileşmelerin olduğuna birebir şahitlik ettik. Bu Mazlumlar Şube Başkanlığı 6 yıllık süreçte birçok insanın hayatına dokunmanın sevincini de birebir yerinde gözlemledim, yaşadım. Bizim için birçok meselede asıl önemli olan şey bağcının dövmek değil, üzüm yemek olduğunu düşünerek sorunu çözdüğümüz birçok ailenin ya da kişinin bunları paylaşmana bile gerek duymadık.
Hemen hemen gün geçmiyor olsun ki bir sığınmacının, bir mültecinin, bir mustazafın hayatına dokunmayalım. Bunların duasını almayalım ve Mazlum Der bir avuç dost ve arkadaşla ve dışarıdan destekleyicilerle büyük bir yürek taşıdığına şahit oldum. Bu da tabii ki üyelerinin ve değerli diğer STK temsilcilerinin verdiği destekle gerçekleşiyor. 16. Genel Kurulu'nun yeni yönetime hayırlı olsun. Mazlum Der'in bayraklarını arkadaşlarımız daha da ileri taşıyacak ve biz bu arkadaşlarımızın arkasında yürüyeceğiz. Hepinize tekrar hoş geldin diyorum. Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Ali Başkan'a konuşmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 3 dönemdir bizi en güzel şekilde temsil etmeye çalıştı. Başkanlığımızı yürüttü. Ben de yönetim kurulu olarak görev almıştım. Teşekkür ederiz. Şimdi Genel Başkanımız Avukat Kaya Kartal'ı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Değerli üyelerimiz, gönüllülerimiz, misafirlerimiz, dostlarımız, hoş geldiniz. Mazlum Der 32 yıllık bir mücadeleyi resmi olarak yürütüyor ama Mazlum Der misyonu açısından aslında çağlar boyu devam eden, sırf işte Hazreti Peygamber'le başlayan İslam tarihi açısından baktığımızda bile Halifül Fudul İslam öncesinden başlayan bir çabanın devamı olarak görüyoruz ve kendimizi oraya nispet ederek çok köklü bir aslında çabanın varisleri iddiasıyla devam etmeye çalışıyoruz. Muhakkak ki eksiklerimiz, hatalarımız oldu, oluyor, olacak ama iyi niyetle, gönüllülük düşüncesiyle elimizden geldiğince imkanları zorlayarak bu için hakkını vermeye çalıştık, çalışıyoruz. Umarız ki gerçekten Allah'ın razı olduğu, mazlumların yine razı olduğu kullardan oluruz ve bu çalışmalar da böyle değerlenerek artar. Ali abi sağ olsun, Ali Öner 3 dönemdir Mazlum Der'in İstanbul Şube Başkanlığı'nı yürütüyor. Bu süreç böyle hızlıca bir geriye dönüp baktığımızda çok önemli çalışmaların yapıldığı bir dönem oldu. Birlikte genel merkez ve şubelerimizle beraber. Biz 28 Şubat yargı kararları iptal edilsin gibi çok önemli bir kampanya sürecini yürüttük ve tam arzu ettiğimiz düzeyde olmasa bile camianın da desteğiyle, diğer kurumlarımızın da desteğiyle önemli gelişmeler oldu ve bir takım mahpusların cezaevlerinden çıkarılma süreçlerine birlikte şahitlik ettik. Bununla mutlu olduk ve her şeyi bir tarafa bırakın, işte bu bile bize yeter diyeceğimiz bir şey oldu. Veya yargı anlamında işte Türkiye çok farklı alanlarda ciddi sıkıntılar yaşıyor. O halle birlikte de neredeyse işte bütün toplumu etkileyecek bazı süreçler yaşadık hep birlikte. İşte KHK mağduriyetleri neredeyse dokunmadık, ev bırakmadı. Bununla Mazlum Der bir OHAL raporu çıkararak tarihe şahitlik etme anlamında bununla kendisini ifade etti. Öyle ki biz hainler mezarlığı gibi bir saçmalığa dahi neticede bu toplum içerisinde şahit olduk maalesef. Bunu Mazlum Der'den daha iyi dile getirecek, bu tarihe tanıklığı Mazlum Der'den daha kurumsal olarak ifade edecek yapılar elbette vardır ama Mazlum Der'in misyonu en temelde bu olduğu için bunu gücü oranında, imkanı oranında yerine getirdi, getirmeye devam ediyor. Hali hazırda geçtiğimiz yılı biz malumunuz işte yargı bağlamında yoğun olarak çalıştığımız bir yıl olarak değerlendirdik. Bağımsız mahkemeler, tarafsız mahkemeler, tarafsız yargı. Bugün de işte halen bunun problemleriyle karşı karşıyayız, hissediyoruz ve bu süreçlerde İstanbul Şubemiz, Ali Öner Başkanımız aynı şekilde bu çalışmalarda çok yoğun olarak yer aldılar ve burada adil şahitlik noktasında görevlerini yerine getirdiler diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Onun dışında yani bugün tabii çok konuşulmayan vakalar var. İşte sığınmacılar, mülteciler, bunların yaşadıkları sorunlar,
Ve çoğunlukla toplumun da önüne gelmiyor, getirilemiyor. Ama yine İstanbul Şubesi çok da reklam etmeden işin hassasiyeti dolayısıyla bu alanda da çok büyük işler yaptı. Bilenler biliyor, bizler biliyoruz. Yani gün geçmiyor ki işte bir sığınmacı ailenin sorunu önümüze gelmesin ve bu bir şekilde çözülmesin. Yani birçok sorunu da bu şekilde çözdük. Göç idaresiyle bu anlamda bir takım eleştirilerimiz halen devam etse bile çok olumlu çalışmalarımız oldu ve birçok sorunu yerinde çözme imkanına sahip olduk. Bu anlamda da önemli bir misyondu, önemli bir görevdi. Allah razı olsun, insanların hayatına dokunuldu. Teşekkür ediyoruz. Hali hazırda devam eden birçok çalışmamız var. Yani işte 28 Şubat tam bitmedi dedik. Çünkü 28 Şubat sürecinin oluşturduğu yargı atmosferinde ceza alan insanların bir kısmı halen hapiste. Bugün Sivas davasından 24 mahpus halen cezaevinde ve biz af falan istemedik bunlar için. Hatta onlar da kendileri için af falan dilenmediler. Yeniden yargılama istediler. En azından 28 Şubat psikolojisinin kalktığı bir zeminde yeniden yargılama istediler. Bu taleplerine biz tercümanlık ettik, cezaevlerinde ziyaret ettik bu insanları. Bu talebi siyasete, meclise, bakanlığa, Adalet Bakanlığı'na hepsine taşıdık. Ama maalesef bu konuda henüz bir adım atılamadı. Geçtiğimiz hafta çok net de bir açıklama yaptık aslında bu bağlamda tekrar. 28 Şubat paşaları, eski paşalar artık sanıyorum rütbeleri söküldüğü için erleri serbest bırakılırken yaşlılık gerekçesiyle tırnak içerisinde ve Türkiye'de 300'den fazla ağır hasta mahpus, yine bir belki ondan daha fazla yaşlı mahpus bulunmasına rağmen özel olarak seçilmiş 2 kişi Ocak ayında, 3 kişi Mart ayında serbest bırakılırken buna sessiz kalmamız düşünülemezdi. Bunu da yine her fırsatta olduğu gibi yine dile getirdik. 28 Şubat paşaları, 28 Şubat'ın aktörleri serbest bırakılırken mağdurların halen cezaevinde duruyor olması Türkiye için, Türkiye Müslümanları için, Türkiye dindarları için, muhafazakarlar için, artık herkes kendini nasıl ifade ediyorsa veya iktidar için büyük bir utançtır diye düşünüyoruz. Bu eleştirilerimizi de her fırsatta dile getirdik birlikte. İstanbul Şube, işte bahsettiğim ve bahsedemediğim birçok başlık altında çok esaslı çalışmalara katkı sağladı, sağlıyor. Tekrar teşekkür etmiş olayım. Sözü çok uzatmak istemiyorum. Yani bir deprem gündemi içerisindeyiz. Onun için çok görkemli bir çalışma da yapmak istemedik aslında bugün. Biraz daha yasal zorunluluğun da gereği olarak bir genel kurul yürütüyoruz. Ama en netice işimiz devam ediyor, sorumluluklarımız devam ediyor. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçte de bu sorumlulukları hakkıyla yerine getirebiliriz. Şu an hali hazırda işte Ali Öner yönetimi devrediyor olsa da yine birçok arkadaş yönetime devam edecekler. Bizim teklifimiz olarak altına imza attığım teklif olduğu için işte Yasin Dıvrak başkanımızı aday olarak genel kurulun gündemine sunacağız. Eğer seçilirse umuyoruz ki bundan sonraki süreçte de aynı çalışmalar, aynı hızda, aynı kardeşlik duygusu içerisinde devam edecektir. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Selametle kalınız. Genel Başkanımıza konuşmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Aramızda çok değerli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de var. Özellikle hasreten onlara da teşekkür ediyoruz. Konuşma yapmak isterlerse kendilerine söz vermek isteriz. Öncelikle onu belirtelim. Şimdi değerli üyelerimizden AK Parti Milletvekili Hasan Turan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Öncelikle muhterem hazırımın, kıymetli Mazlumder Genel Başkanımızı, İstanbul Şube Başkanımızı, Mazlumder'in önceki dönem başkanlığını yapan değerli abilerimi, kıymetli kardeşlerimi, en kalbi muhabbetlerimle selamların en güzel olan Yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum.
16.sını yaptığımız genel kurulumuz hayırlı olsun. Allah mübarek eylesin. Ben de bir mazlum der üyesi olarak bugün burada bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Tabii mazlum der bir ihtiyacın sonucu olarak bizim camiamızın yıllar önce oluşturduğu bir sivil toplum örgütü. Bu sivil toplum örgütü gerçekten çok güzel çalışmalar yaptı tarih boyunca. Ben hani bizim mahalledeki insanların inançlı, mütedeyyin, Müslüman, Kaya Bey'in ifadesiyle kendisini nasıl tanımlarsa tanımlasın, insan yerine tırnak içerisinde konulmadığı, onlarla ilgili hak ihlallerinin kayıtlara düşülmediği bir dönemde mazlum der, kim olursa olsun, zalime karşı kim olursa olsun, mazlumdan yana sloganıyla bizim camialarımızın ortak sesi olarak oluşturuldu. Ve bu uzun yıllar Müslümanların uğradığı karşı karşıya olduğu zulümlerle ilgili onların gören gözü, konuşan dili ve duyan kulağı oldu. Bugün süreç devam ediyor, dünya devam ediyor. Mazlum der gibi örgütlerimize her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var. Belki çerçeveyi ben daha önce mazlum der heyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem Ankara hem İstanbul'dan gelen arkadaşlarımızı da birlikte olduğumuzda, misafir ettiğimizde bu konuda kendi kanaatlerimi, düşüncelerimi de paylaşmış bir kardeşiniz olarak hani dün dünde kaldı cancağızım, bugün için yeni şeyler söylemek lazım diyor ya Celaleddin Rumi. Belki çerçeveyi de biraz genişleterek, mutlaka yapıyor mazlum derde, takip ediyoruz bütün faaliyetlerinin bildirimleri bize de geliyor. Dostlarla da iç içeyiz, her zaman çeşitli vesilelerle bir araya geliyoruz. Ama alabildiğince devam eden bir küresel zulüm düzeni yeryüzündeki varlığını sürdürüyor. Hepimizi yakinen de etkiliyor. Buna karşı mazlum derin ve mazlum der benzeri örgütlerin bu zulüm düzeninin neden olduğu sonuçları insanlığa açıklamak, teşhir etmek, bunu bir politik tavra, duruşa dönüştürmek, çerçeveyi biraz da kendi topraklarımızın içinden daha da evrensel hale getirerek oluşturmak gibi bir vazifesi, bir çalışması olması gerektiğine inanıyorum. Bu şöyle anlaşılmamalı. Tabii ki bizim burnumuzun dibinde ne olup bitiyorsa ona gösterdiğimiz hassasiyet, ona yönelik tavır ne kadar önemli ve kıymetliyse, uluslararası çapta yapılan bütün insan hakları ihlallerine, özellikle coğrafyamıza yönelik emperyal saldırılara, bunların yarattığı sonuçlara karşı da aynı tutum ve duruşu çok güçlü bir şekilde göstermemiz gerekir. Bu konuda da yönetimde kim olursa olsun gerekirse işbirliğinde de bulunmak gerekir diye düşünüyorum. Bugün burada İstanbul Şubesi'nin genel kurulundayız. Ali Öner kardeşimize ve kıymetli ekibine bugüne kadar göstermiş oldukları faaliyetlerden dolayı takdirlerimi, tebriklerimi arz ediyorum. Allah razı olsun. Bundan sonra görev alacak kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Biliyorum ki mazlum derde görev süreniz bitmiş olsa da vazifeniz bitmez. Burada sadece bir bayrak değişimi vardır. Burada da eskiden görev yapmış abilerimizi görüyoruz. Biz de bir mazlum der üyesi olarak başka bir sıfatın dışında sadece bir üyesi olarak kendimizi tanımlıyoruz. Onun için de buradayız. Genel Başkanı da aradık. Ali Bey kardeşimize davetiye göndermişti. Ben de bugün bir üye vasfıyla buraya katılmak istedim. Ama dediğim gibi biraz önceki altını çizdiğim konular 15 Temmuz sürecini geçirdi. Bazen kafa karışıklığımız da oluyor acizane. Şimdi 15 Temmuz'da işte devlet erkine karşı bir grubun bir kalkışması oldu. Biz bunun neresinde dururuz durmayız gibi
durursak devletin yanında hizalanmış olur muyuz, olmaz mıyız? Bu bizim sivilliğimize zarar verir mi, vermez miyiz gibi kendi iç dünyasından bir sürü duygu ve düşünceyi geçiren insanlar oldu. Ben meseleyi mesela burada küresel bir düzenin bu topraklardaki iradeye karşı yapmış olduğu en zalimce taarruz olarak görüyorum. Burada her Müslümanın, her milli ve yerli duygusu olan insanın karşı durmasını kurum ve kuruluşların vazifesi olarak görüyorum. Dolayısıyla buralarda çok güçlü bir şekilde durmanın gerekliliğine inanıyorum. Belki yeni bir okumaya ihtiyaç var mı yok mu bilmiyorum. Haddimi de aşmak istemem. Ama bir Hasan Turan olarak kendi görüşümü daha özel oturumlarımızda, toplantılarımızda her halükarda paylaşmak isterim. Mazlumlerimizin kongrelerini daha güçlü, daha büyük, daha kalabalık, daha etkili şekilde yapmamız gerekir. Ve o mazlumler, ben mazlumlere her zaman ihtiyaç olduğunu, kim olursa olsun, ülkeyi yönetenler, bizim içimizden dahi çıkan insanlardan olursa bile, hani Hazreti Ömer'in karşısına çıkan kadın misali, kendi hukukumuza zarar vermeden doğruyu söyleyen, dostlarını yanlıştan alıkoyan bir duygunun, bir duruşun, bir tavrın her zaman var olması gerektiğine inanıyorum. Bunun da zayıflamaması, güçlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu duyguyla hissiyatımı da ifade etmiş olayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Allah muvaffak eylesin. Allah yardımcımız olsun. Rabbim ülkemizi, milletimizi ve ümmetimizi korusun. Allah'a emanet olun. Hasan Turan abiye değerli konuşmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Şimdi kurucularımızdan aynı zamanda eski başkanlarımızdan olan avukat Şadi Çarsancaklı'yı davet edeyim. Buyurun abi. Evet, selamun aleyküm. Hasan Turan tabii bizim eski kuruluş zamanlardan beri en eski kadim dostlarımızdan, Allah razı olsun, kadim mazlum derli. Her hal ve kârda mazlum derliliğini muhafaza eder. Hele son cümlesi çok daha hoş. Şeyimizi, ruh telimizi, ruhumuzu okşadı. Yani evet, Allah hayırlara vesile etsin genel kurulumuzu. Allah yeni görev alan arkadaşlara kolaylıklar nasip etsin. Emre amadeyiz her zaman olduğu gibi. Bizler de eskiler olarak emre amadeyiz. Genellikle tabii şeydi, Mazlumler Genel Kurulları çok kalabalık, heyecanlı ve yüklü olurdu. Öyle olur genellikle ama zor zamanlardan geçiyoruz. Ve şu anda açık kalbimden geçeni söyleyeyim. Hakikati söyleyen bir yer, az kişi bile olsa sadece o hakikati söyleyen bir dilin var olması benim için çok önemli bir kazanım. Allah mazlumder vari hakkı söyleme anlamındaki yerleri muhafaza etsin. Yani bizler için bu tür yerler sığınak, varlığımızı muhafaza edeceğimiz yerler. Yani öyle ki zulüm devam ediyor. Yani Allah rahmet etsin, Abdülhamit Turgut'un şeyini anlattığı hadiseyi burada çokça anlatmışızdır genel kurullarda. Yani öyle bir memleketiz ki demişti rahmetli, cezaevinden hemen çıktıktan sonra zulüm kol geziyor ama mazlum yok. Niye? Çünkü her birimiz zulme bir tarafımızdan katılıyoruz. Yani
polis karakoldayken zalim ama hastanedeyken mazlum. Hasta bakıcı da tam tersi ya da diğer ilahir. Hayatın her kesitinde öyle. Zamanlar da böyle. Yani biz kurulduğumuz zamanlarda çokça düşünen insanlar mesela Atatürk'e hakaret etmekten yargılanıyorlardı. Düşünce suçu böyle gerçekleşiyordu. Ondan sonra konuşamıyorduk bile. Ve bununla alakalı mücadele etmeye azmettik, ettik. Şimdi de Cumhurbaşkanı'na hakaretten aynı muamele, aynı şekilde, belki biraz daha ağır bir şekilde devam ediyor. Ötekiler için, yani bizim mahalle dışındakiler için. Bizim mahalle için de öyle aslında. Yani bizim mahallede böyle lafını esirgemeyen tipler olduğunda onlara da öyle. Yani merkezi idare öyle ya da böyle bizden olsa da şey yapıyor, bir şekilde hükmünü devam ettirmek istiyor. İnsan fıtratı bu demek ki. Ve bizim behemahal doğruyu söyleyen, hakkı söyleyen, kim olursa olsun zalime karşı mazlumdan yana, kim olursa olsun diyen bir ağza ihtiyaç var. Allah bu ağızları kapatmasın. Şunu bir sadece şey olarak söyleyebilirim. Mazlumun ruhuna dokunduğunuz zaman dernekler veya mazlum der, mazlumun ruhuna dokunduğunda biraz zordur ama genel kurumlar daha kalabalık olur. Yani bu bizim bir muhasebemizdir de aynı zamanda. Yani belki sözü hiç ben mazlum derin sözünü ketmettiğini ya da yanlış bir şey söylediğine şahit olduğumu söyleyemem. Yani bir şey olduğunda arkadaşlarımız sağ olsunlar bence doğru bir çizgide duruyorlar. Ama onu bir hakkın veya lazımesi gereği perdeden ya da lisanen söylüyor muyuz? Onun lisanı münasibini buluyor muyuz? Bir biçimde o duruşumuzu muhafaza ediyor muyuz? Bunun bir kendi aramızda konuşmamız lazım, muhasebesini yapmamız lazım. Çağlar üstünden kendi misyonumuzu değerlendirmemiz lazım. Ve biz bugünden yarına kurulmuş bir dernek değiliz. Hakkı söyleyen bizden evvel de sözler vardı. Bugün de o iddiayla buradayız. Dolayısıyla bundan sonra da bizden sonrakilere emsal olacak bir duruşumuzun var olması lazım. Olmalı. Olur. Olacaktır inşallah Teala. Dolayısıyla bu duruşun ila nihaya devam etmesi ve hakkı söyleyen bir sesin her daim Sayın Vekilimin söylediği gibi var olabilmesi açısından Allah yar ve yardımcımız olsun, yardımcımız olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Yeni seçilecek arkadaşları tebrik ediyorum. Kuvvet, güç, metanet ve muvaffakiyetler diliyorum. Allah'a emanet. Şahid abiye konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Konuşma yapmak isteyen varsa söz verebilirim. Bu arada eski şube başkanlarımızdan Cüneyt Sarıyaşar babasının rahatsızlığı nedeniyle katılamadığını fakat bir mesaj gönderdiğini, bunun okunmasını istediğini belirtmiş. Müsaadenizle onu da okuyayım. Hem de aynı zamanda babası için başsağlığı dileklerimiz olsun. Affedersiniz, özür dilerim. Geçmiş olsun dileklerimizi de buradan iletmiş olalım. Türkiye'de ve İslam dünyasında ve bütün dünyada aslında örneği tek olan Mazlum Der Hareketi taşıması çok zor, çok hassas, çok kıymetli bir harekettir. Temel sloganı kim olursa olsun zalime karşı mazlumdan yana
Demesi kolay, icrası çok hassastır, zordur. Hele ki bu hareketin içinden çıkanların, bakan, yönetici vesaire iktidar erkini elinde olanlar olduğunda bu zorluk kat be kat artmaktadır. Bir de buna dünya istikbarının insanlık vicdanından çıkan insan hakları mücadelesini sömürü ve hegemonyalarına soft power tanımlamasıyla ajan provokatör bir sektör rolü biçmesi ve tüm mazlum coğrafyalarda istihbari faaliyetlerine veri toplama görevini kamuflajı yapması çok daha zorlu bir alan haline getirmiştir. Gelinen noktada insanlık tecrübesinin içinden çıkan kaynağını aldığı vahye rehber edilen düşünce bu harekete insan hakları mücadelemiz kula kulluğa karşı bir duruştur perspektifinde bir açılım getirmiştir. Yaşadığımız coğrafyanın gerçeklerinden, inandığımız değerlerin hakikatinden, insanlık tecrübesinin bileşkesinden hareketle bugüne dek istikametini koruyarak gelen bu gayret aynı zamanda bir ameli saliha olarak ebedi aleme taşıyacağımız en onurlu çabamızdır. Bu hayırlı çabada gayrette mübarek hareketi tekrar tekrar üstlenen, omuzlayan tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Bir üstadımızın dediği gibi bu arzda herhangi bir insan hakları mücadelesi için yürüdüğünde bütün insanlık ona borçlanır. Bir vesileyle toplantınızın hayırlara vesile olmasını diler. Görevini devreden arkadaşlara şükranlarımı, görevi devralan arkadaşlara da tebriklerimi, tüm camiamıza baki dualarımı gönderirken Rabbimize nusretiyle muvaffak edebilmesi arz ederim demiş. Kendisine teşekkür ederiz. Ayrıca babasına da geçmiş olsun diyelim tekrardan. Şimdi eğer konuşma yapacak kimse yoksa, ki sanırım yok, mazlumlerin geçtiğimiz bu dönem, Mazlumlar İstanbul Şubesi'nin geçtiğimiz bu dönem içerisindeki faaliyetlerini konu edinen bir sinevizyon gösterimi olacak. Akabinde de divan teşekkürlü olacak. Bu arada divan heyeti için listelerin de hazırlanmasını istiyoruz, rica ediyoruz. Buyurun. Mahallenin güzel insanlar, zulümlerin ve hak ihlallerinin pervasız işlendiği bir dönemde yüreklerini ortaya serperek durdular. Bu kuruluş, kelebek etkisi meydana getirdi, etrafına birçok ebabil kuşunun konmasını sağlayarak bir mücadele edildi. Yeni dönemin en etkili çalışmalarından biri 28 Şubat vergisinin hukuksuz kararlarıyla cezaevinde tutulan Müslüman mahpusların serbest bırakılması. Bu sonuca ulaşabilmek için ikisi Bolu cezaevinde, ikisi Saraçhane'de ve kalanı Çağlayan Adliyesi önünde olacak şekilde bir yıl boyunca basın açıklamaları gerçekleştirildi. Bu kardeşlerimizin yeniden yargılanmaları ve sonuçta birçoğu beraber. Bir diğer etkili çalışma olağanüstü OHAL raporudur. 15 Temmuz hayır derdi teşebbüsünden sonra devletin içine düştüğü paralaya ve bunun yol açtığı birçok alandaki hukuksuzluk cesur bir bakış açısıyla tespit edildi. Kimsenin konuşamadığı bir dönemde mazlum der önceki dönemlerde olduğu gibi yine mağdurun dili, susturulmuşun sesi ve acı çekenin feryadı oldu. Bu rapor mazlum derin hakaniyetli duruşunun zalime ve mazluma kimlik sormadığının kanıtı olarak Adil Şahitlik tarihindeki yerini almış. Bunun yanında mağdur ve tahrik kurduğunu mağdurları raporunu hazırlamış, tevfik ve uygulamalarıyla mağdur edilen birçok ülkecinin dramına kol kanat gelmiştir. Yunanistan sınırındaki Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıların durumunu sınır boyunca yerinde incelemiş ve Yunanistan sınırında yaşanan mülteci dram raporunu hazırlayarak kamuoyunun dikkatini buraya çekmiştir. Konuşulduğu güven sayesinden mağdur ve sığınmacıların yaşadığı sorunları raporlarına sunarak bazı iyileşmeler olmasına aracılık ettiği gibi hasta sığınmacıların tedavisi, sığınmacı çocukların eğitim imkanlarından yararlanması ve aile birleşimleri konularında ikili ilişkileri kullanarak birçok sorunu çözmüştür. Artık bir mark haline gelmiş olan İnsan Hakları Okulu daha önceki dönemlerde davranıldığı gibi yine büyük bir ciddiyete sürdürülmektedir. Yine artık bir mark haline gelmiş olan ve her sene düzenlenen İnsan Hakları Gecesi
önceki dönemlerden devamlı bölgüyü sürdürülmekte verilen ödüllerle insan hakları alanındaki duyarlılıkta teşvik edilmektedir. Bizler öncekilerden devamlı bayrağı lekelenmekte, gözden düşünmeden bugüne kadar taşımaya çalıştık, umarım başarmışız. Bugün emaneti bizden sonrakilere devretmenin vakti. Emaneti devretmeyle mazlum değer sevdası bizim için sona ermeyecektir. Yönetimin herhangi bir ferdi olarak bu saflardaki mücadelemizi sürdürecek. Mazlum değer ise bugün olduğu gibi yanında üyelerinin ve gönüllerinin desteği sayesinde kimsenin konuşamadığı yerde konuşmaya, mazlumun sesi ve mazlumun ümidi olmaya devam edecek, tüm hukuksuzluklara karşı mücadeleyi sürdürecektir. Yolun açık olsun mazlumlar. Evet, Sinevizyon'un aynı zamanda oluşturulmasında da katkıda bulunmuş olan arkadaşlara teşekkürlerimizi de iletmiş olalım. Şimdi divanın teşekkürüne geçiyoruz. Divan için teklif varsa onları alabiliriz. Daha akabinde oylamaya sunacağız efendim. Sanırım başka bir teklif yok. Mevcut teklifi okuyorum. Gündemin 3 numaralı maddesi uyarınca Divan Başkanlığı'na Semih Biten, Divan Başkan Vekilliği'ne Leyla Demir Vahapoğlu ve Divan Başkan Vekilliği ve Yazmanlığa Mevlana İbrahim Asım Bilir'in seçilmesini ve anılan üyelere divan heyeti olarak tutanaklara imza yetkisi verilmesini teklif ederiz. Teklif edenler Yasin Dıbrak, Ali Öner, Nuri Yılmaz, Fuat Efsen, Abdullah Yusuf Kaygusuz, Yakup Kemal Kalyancı, Ubeydullah İsmail Bilir, Kaya Kartal. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Efendim divanı biz yerlerine alalım, buyursunlar. Semih Biten, Leyla Demir Vahapoğlu ve Mevlana İbrahim Asım Bilir.